Arkadaşlar merhaba. Solidcam torna eğitim videolarıyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda, daha doğrusu video grubumuzda bunun üzerinde bir alın tornalama ve boyuna tornalama işlemlerini gerçekleştirmiştik. Şimdi bu parça üzerindeki şurada yarı V şeklinde olan kanalaşma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için işler bilgisinin üzerinde sağ tuş yapıp tornalama ekle. Ve buradan da kanalaşma döngüsüne geliyorum. Buraya geldikten sonra diğer operasyonlarda ve frezelerde olduğu gibi sayfamıza, boş sayfamıza tıklıyoruz. Boş sayfamıza tıkladıktan sonra parçamızı üzerinden zincirimizi tanımlamaya çalışacağız. Şuradan görünüş seçenekleri var. Şimdi bu kısımdayken şuradaki kontürle başlıyorum. Ok yönüm doğru. Daha sonra buradaki kısma tıklıyorum. Karşı tarafa geçebilmek için noktadan nokta sekmesine geçip karşı taraftaki noktayı gösteriyorum. Tekrar eğri sekmesine geçip kontürüme devam ediyorum. Evet böylelikle bir zincir şeklinde kontürümüzü tanımlamış olduk. Kontürümüzü onaylıyoruz. Onayladıktan sonra unsur ağacımızı da onaylıyoruz. Ve diğer işlemlerde olduğu gibi geometriyi düzelt sekmesine tıklıyoruz. Geometriyi düzelt sekmesine tıkladıktan sonra şuradaki kısmı 1 mm soğa göre burayı da 1 mm uzat diyorum. Bakın bunu dışarıdan alacak. Eğer biz istersek buradaki uzatma şeklini bizim verdiğimiz açı değerinde de gerçekleştirebilir. 45 derecelik açıyla. 50 derecelik açıyla. Şurayı da 50 derece olarak verelim. Demek ki buradaki kontürümüz yaklaşık 40 derecelik bir şekilde. Evet bu şekilde kontürümüzü tekrar düzenlemiş olduk. Ardından da takım sekmesine geçiyoruz. Seç diyorum. Burada seçilmiş olan takımlarımız var. Bunlardan bir tanesini biz silelim. Şu takımı silelim. Daha önceden oluşturmuştum ben. Bunun yerine yeni bir takım oluşturacağımı ifade ediyorum. Oluşturacağımız kanal dış bir kanal olduğundan dolayı seçmem gereken kesici takım şekli bu. Bunu seçtikten sonra kesici takımımızın uç bilgileri var arkadaşlar. Bu uç bilgilerini girmem gerekiyor kalınlık değerimiz 5 milimetre olsun diyorum. Daha sonra şuradaki W değeri 4 milimetre olsun diyorum arka tarafı. Ee, A değerimiz de 6 mm olarak kalsın. Kesici takımımızın uç radüsü de 0.01 olarak olursun istiyorum. Buradaki tare sütunmalarına baktığımızda 1 2 3 5 şeklinde gördüğünüz gibi biz bunu 2 numaralı istasyona bağlıyoruz. Gövde kısmına mutlaka bakıyorum. Gövde kısmındaki M değerimiz bizim en dış çapımızdan kanalımızın en dip çapına kadar olan mesafe için olan değerden daha büyük olmalı. Buradaki M değeri 20 mm. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Takım bilgisinin olduğu yere 1200 devirle bunu çalıştıracağım diyorum. 0.2 kaba ilerleme 0.1 de hatta 15 olsun iniş ilerleme için değer verelim. Montaj kısmının olduğu yerden de kesici takımın geliş yönünün bu olduğunu ifade ediyorum. Seç dedim. Şuradaki kısma sağ tuş yapıp kesici takımın x ve z pozisyonunda olduğunu görüyorum. Kesici takımla alakalı kanal açma işlemlerinde önemli olan bilgilerden bir tanesi de orijin konumu. Orijin konumunun olduğu yere geldiğimizde biz kesici takımı bağladığımızda ve sıfırlama yaparken genellikle parçanın alnından ve e, bize göre sol taraf kesici takıma göre sağ taraf yani şu köşenin olduğu yerden yaptığımızdan dolayı Program ayarlarında da bunun burada olması gerekiyor. Aksi takdirde kanalınızı ya başka yerlerde açmasına sebep olursunuz ya da alından itibaren bir kanalaşma işlemi varsa da kesici takımın iş parçasına bindirmesine sebep olabilirsin. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekir. Seviyeler sekmesine geldiğimizde 5 mm bir mesafe verelim. Emniyet mesafesi olarak teknoloji kısmının olduğu yere geldim. Bakın burada çevresel dış çap, iç çap, ön alın ve arka alın gibi seçenekler var. Dış çapın olduğu yere bir kaba işleme gerçekleştireceğim. Bu işlemi gerçekleştirirken ben buradan bir çalışma alanı da belirleyebilirim ama onu şimdiki örneğimizde göstermeyeceğim. Daha sonra kaba sekmesinin olduğu yere geçiyorum. Aşağı adım değerlerimizi eğer bir metal parça kesiyorsak fazla değer vermemeliyiz. 0.75 mm gibi bir değer verdim yanal kaymalarda bizim kesici takımımızın uç bilgisi 6 mm idi. Her seferinde 4 mm kenara doğru kaymasını istiyorum. Şu kısımda da 0.2 0.2 hem X'ten hem Z'den finish'e pay bırakacağımı belirtiyorum. Burada önemli olan bir bilgi kısmı şurası. Kesme sırası ve yön kesme sırasının olduğu yer şu anda satırlar sekmesinde. Bakın kaydet hesapla diyorum. Ve unsur ağacımızdan buradaki operasyonu işaretleyip simülasyon sekmesine geldiğimizde torna simülasyonu dediğimizde kesici takımımız üst taraftan girerek bizim vermiş olduğumuz talaş miktarı kadar girerek her seferinde de vermiş olduğumuz yanal ilerleme değerleri kadar yana kayarak işlemeyi gerçekleştirecektir. Bir de kolonlar sekmesi var. Kolonlar sekmesine geldiğimizde kaydet hesapla dediğimizde tornalamaya gelince bakın vermiş olduğunuz kontürü en dip noktasına kadar merdiven basamağı oluşturacak şekilde Kornalar ardından da finish'inizi gerçekleştirir. Burada başka seçenekler de var. Örneğin ortadan dışarıya ve satırları seçtiğimizde kesici takım bizim belirlemiş olduğumuz kontürümüzün orta noktasından girecektir. Şimdi de katı simülasyon olarak bakalım. Tam orta noktadan parçaya girip daha sonra sağ tarafa ya da sol tarafa kademeler halinde bu kanalı büyüterek devam edecektir. Evet şuradaki operasyon seçeneklerini her seferinde kaydet hesapla ve simülasyon diyerek deneyebiliriz arkadaşlar. Şunu göstermiştik yumuşak ve basamaklarla. Bakın yumuşak dediğimizde her profilde bizim seçmiş olduğumuz kontüre, zincire bağlı olarak talaş kaldırma hareketini gerçekleştirir. Basamaklarla dediğimizde basamaklar oluşturur ve en son halini finish'e bırakır. Düz bir kanal olduğundan dolayı kanal olduğunda bunu tercih edebiliriz ama kenarda bir açı olduğundan dolayı kesici takımın finish kısmına fazla yük binmemesi için basamaklarla olan bilgiyi seçin. Sonra geldik yarı finish kısmının olduğu yere Burada başka kullanacağımız yer şurası olabilir. Döngüyü kullanacağız. ISO torna modülünü kullanacağız ve finishimizi bütün geometri için gerçekleştireceğimizi ifade edeceğiz. Onun haricinde kanalımızın herhangi bir yerinde oluşturmayı düşündüğümüz pah ve radius olmadığı için bu kısımları bırakıyoruz şunu işaretleyebiliriz. Aşağıya doğru eşit miktarlarda talaş veri işaretleyebiliriz. Ve bu haliyle parçamızın bir tornalanmasını gerçekleştirelim. Evet kaydet dedim. Katı simülasyon olarak bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi oradaki düz ya da açılı kanalımızı bu şekilde basit bir operasyonla gerçekleştirmiş olduk. Sonraki eğitim videolarımızda bu kanalla alakalı ilave özel bilgilerimiz var. Onları da oluşturmaya çalışacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.